Teşekkür ediyoruz. Gerek PSİ Genel Müdürlerimize, Bölge Müdürümüze, Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza. Burada yıllardır Rize'de özellikle Temmuz-Ağustos aylarında, Ekim aylarında su sıkıntısı oluyordu Rize'de. Çünkü biz Rize'de sadece günlük işte bir yıl önce yağan karın ve yüzeysel sularla beraber kaynağımız besleniyordu. Herhangi bir göletimiz yoktu. Toplamda Rize'deki depoların tümü belki de 12 saatlik suyumuzu depolayabiliyorduk. Ama 2 yıldır bir girişim vardı bu konuda. Acaba Çağrıkaya'da bir gölet, bir sel kapanı bu şekilde bir çalışma yapılsa Ağustos'ta, Temmuz'daki bu sıkıntımızı göletin takviyesiyle beraber aşabilir miyiz diye. Elhamdülillah 2 yıllık çalışma sürüyordu. Artık bundan 3-4 ay önce yanisi yapıldı. İddiaeti aldı. Bugün de yer testinin konusunda girişimler de bitti. İddiaetimizle bölge müdürümüzle beraber yerinde inceleme yapılıp yakında burada şantiyeler kurulmaya başlayacak ve mevsimsel şartları da gözeterek nişanla Mart Nisanlar'da da inşa çalışmaları başlamış olacak. Su hem bölgedeki ciddi heyelanlarda suyu bu şekilde kontrol altında almış oluyorsunuz. Hem de ciddi bir su depolanmasıyla da eksik olduğu dönemlerde takviye ile beraber suyu kesintisiz olarak biriktirmiş oluyorsunuz burada. Rize sadece bu dönemde değil, gelecek 10 yıllar, 20 yıllar, gelecek yıllar için küresel ısınma ile beraber su sıkıntısı belki daha fazla artacak. Ama gölet bizi o yıllarda daha fazla da iyi ki yapmışızdır onu diyeceğimiz bir çalışma olacak. Göletin kuvvetli olması burada da ciddi anlamda etrafın yeşermesine, otlakların büyümesine ve bir turizm noktası olması açısından da önemli bir alan. Çünkü hemen Çağrankaya dediğimiz yaylamızın, o klasik Çağrankaya taşımızın hemen alt taraflarındaki yerlerdeyiz. Burada coğrafya bugün sizin de gördüğünüz gibi çok nezih, göletle beraber de daha farklı bir havaya girmiş olacaklar. Gömdürdüğümüzce çalıştığımız Andon sel kapanımız hem Rize iline içme suyu sağlayan Andon su kaynaklarını koruma altına almış oldu. Hem Salarha Vadisi'ni taşkınlardan koruyacak. Aynı zamanda da Rize ilimizin özellikle yaz aylarında zaman zaman bir ay, iki ay yaşadığı su sıkıntısına depoladığı suyu regüle edip mansama bırakarak bir Andon kaynaklarını besleyerek Rize ilinin içme suyu sıkıntısına gidererek içme suyu sorunu güven altına almış olacak. Bu nedenle çok kıymetli bir proje. Bununla ilgili başkanımızın da desteğiyle bizler de projemizi geliştirmiştik. Ve geliştirdiğimiz projenin de bu yıl hayata geçmesini sağladık, ihalemizi yaptık. Bugün burada inşallah bismillah diyoruz. Yavaş yavaş da kurulumlara, inşaat çalışmalarına başlayacağız. Önümüzdeki yılda hızlı bir şekilde faaliyetlerimizi devam ettireceğiz.